Evet arkadaşlar merhaba. 11 Eylül 2021 Crunch'deyiz. Burada cumartesi sabahı sabah programlarında tekrar beraberiz Crunch'de. Tam 7 koşullu bir program var sabah saatlerinde başlayan. Hemen değerlendirmemize geçelim. Tüm koşullar sentetikte olacak arkadaşlar Crunch'de. 7'li plase sabah 9'da başlıyor artık. 7'li plase ile ilgilenen arkadaşlar için hemen hızlı bir tahminde bulunalım burada. Bu handikap 3 yukarı İngiliz 1200 sentetik başlığımız var. 4 numaralı Headhunter Mark Lerner'le ve 11 numaralı Star Empire Şerif Şafrizal'la. Burada 4 ve 11 de diyoruz iki tane safkan dikkat etmeniz lazım diyoruz. Yani tabi burada zamanı olan, vakti olan 9 sabah 9 onlar için erken saat sayılmayan arkadaşlar için tabii ki burada 7'li plase için 4 ve 11 diyoruz oynayabilenler için. Evet 6'lı Gayan 9.30'da başlıyor. Arkadaşlar Kranji, Happy Valley ve Şahatin biliyorsunuz Uzak Doğu'da bizim görüş alanımızın içinde hiç uzak değiliz. Çünkü burada tüm dünya takip ediyor buradaki yarışları. Bilhassa Happy Valley ve Şahat'in direkt olarak bizim görüş alanımızın içinde. Burası da öyle. Birçok arkadaşımız, bu bizim takipçilerimiz özel. Bu yarışları bekleyen takipçilerimiz var ve çok iyi para kazanıyorlar bahislerde. Çifteyle olsun, ikili olsun, altılı olsun. Birçok zafer kazanıldı bunlar. Bize de ulaşıp gönderiyorlar, gösteriyorlar yani nasıl kazandıklarını sağ olsunlar. Evet arkadaşlar şimdi ikinci koşu burada 13 tane safkan var. 5 tane safkanla başlıyoruz. 2 numaralı Intrepid Mark Lerner'le ilk atımız. 4 numaralı Outwood Danny Beasley ile. 7 numaralı Marcus Antonius yani ekürler burada. Arkadaşlar biraz da bu Şafik. 9 numaralı Jupiter Dragon Louis Philippe Bouzelin'le ve 13 numaralı Gingerman henüz kim bince belli değil. Koşmama ihtimali var. Koşarsa mutlaka yazmakta yarar var. Arkadaşlar burası için yeterli. Baktığımız zaman 2, 4, 7, 9, 13 diyoruz. Dediğim gibi 13 belki koşmayabilir. Koşmazsa ona göre sizler de değerlendirirsiniz onu. Evet ikinci ayak üçüncü koşuyla devam ediyoruz. Handikap 3 ve yukarı İngilizler 1800 metre sentetik 44'de 67 handikaplı buradaki puanlı safkanlar arkadaşlar katılıyor. Burada da 4 atla geçeceğiz burayı. 4 numaralı Voluminous Louis Philippe Bouzelin'le ilk atımız 5 numaralı Matsuribayashi Mark Lerner'le 6 numaralı Sound the Siren, evet Kevin Hakim'le ve 2 numaralı Luck of Master Şafik'le arkadaşlar. 4, 5, 6, 2 diyoruz buraya. Bu şekilde burayı da geçmeyi düşüneceğiz. Üçüncü ayak dördüncü koşudayız. Sabah 10.30. Handikap 1'e 48. Yani 1 onun tabii şey ama 22'ler var burada. Böyle düşük handikaplı safkanlar var. Her an patlamaya hazır arkadaşlar bazıları. Evet, şimdi burada dördüncü koşu 13 Our Sacred Weapon bu Şafik'le ilk atımız arkadaşlar. 46 handikap puanı var gördüğünüz gibi. 8 numaralı Golden Wind burada Koh'la. 2 numaralı Vavasan Kevin Hakim'le. 4 numaralı Try Ivle ve 12 numaralı Supersonic Surprise arkadaşlar. Seyfettin'le İsmail Seyfettin 10 yaşında safkan burada. Ama arkadaşlar bu gelmez yeni atlar geliyor. 12 biz burada sürprizde düşünüyoruz tabii ki. 22 handikap puanıyla da daha evvelden de bazı böyle girişimleri olmuş bu safkanın. Dikkat yani bir şekilde 13, 8, 2, 4, 12 olarak buraya geçiyoruz. Tabi burada AGF oranlarına göre yakalayabiliyorsanız AGF oranını sabahtan mutlak düzeyde 5 numara Marine Vanguard ve 1 numaralı Good Catch'i de dikkat edin arkadaşlar. 5 ve 1'i de listenize mutlaka düşünün derim ben. Eğer yeriniz varsa tabi.
Evet, 5. koşudayız şimdi. 13, 8, 2, 4, 12, 5, 1 demiştik 4. koşuya. 5. koşudayız. Arkadaşlar 5. koşu handikap 3 yukarı İngilizler 1200 metre sentetik kumda toplam 10 tane at var. Şimdi burada normal şartlar altında Danny Beasley'in bindiği bu St. Alvin'in kazanması lazım normal şartlar altında. Ama tabii ciddi rakipleri var. 6 numaralı Amor Amor Kevin Hakim'le. 7 numaralı Extra Win İsmail Seyfuddin'le. 8 numaralı Northern Sun CC Wong'la arkadaşlar. Burada bu 4 at artı yeri olanlar 1 numaralı Golden Dash'i de burada ilave edebilirler. 2, 6, 7, 8, 1 olarak burayı düşünmeye çalışın arkadaşlar. Yani hepsini biri biri azmak zorunda değilsiniz ama bakarsınız ona göre karar verirsiniz. 6. koşu tabela ayağındayız. Crunchy'de Singapur'da ta dünyanın bir ucu bize göre. 1100 metre sentetik kuma çıkacaklar. 57-79 puanlı burada handikap puanı olan safkanda çıkıyor. Arkadaşlar burada da 5 atımız var. 7 numaralı Sure Will Do. Burada Coke'la 9 numaralı Hugo Dini Beasley ile 10 numaralı Man of Mystery Siov'la 6 numaralı Online Lewis Philip Buzeli'nde ve 5 numaralı Cheval Rapid CC Wong'la 7-9-10-6-5 diyoruz buraya da. Ve böylece burayı da bu ayağı da bu şekilde tam 5 tane safkanla geçmeye çalışacağız. Tabi burada büyük sürprizler de kopabilir. Hani 4 numarayı da yazmadık Siam Warrior. Bazen bu McLaren'in bindiği safkanlar iyi bir jockey. Burada sıkıntı çıkartabilirler. Her an farklı bir koşuyla karşımıza çıkabilir. Yazmadığımız bir 11 numara var. Sing Our Song. Gelmiş olmasına rağmen dikkat etmek lazım. Safkan 4 koşunun 3'ünü kazanmış. Online 6 numara söylemiştik. Burada yine iyi bir koşu çıkartacaktır. Super Invisible 8 iyi bir koşu çıkartabilir. Dikkat ona da yazmadık ama olabilir. Bu çok tehlikeli bir ayak burası. Ona göre sizler de karar verirsiniz. 7, 9, 10, 6, 5 artı bir de 4 dedik varsa hatta ona bakarsanız 1 numara bile gelebilir. Arkadaşlar son ayaktayız. Son ayakta saat 12'de handikap 3 yukarı İngilizler 1100 metrede bir bankomuz var. O da 3 numaralı Aftermath. Burada Kevin Hakim'le günün bankosu. Şimdi tabii diyeceksiniz ki bu kadar at verdik bir ton para tutacak. Acaba kazanabilecek miyiz? Son ayakta teke bağlıyoruz diyeceksiniz. Doğru söylüyorsunuz arkadaşlar. Sıkıntılı bir gün bugün Crunchy için. O yüzden saat 9'da 9.30 arasında 6'dan evvel AGP oranlarını görebiliyorsanız bakın. Aksi takdirde para kaçıracağınıza inanıyorsanız hiç bence girişmeyin veya 5'li ganyan oynayın gibi düşünün olayı. Yani sizler daha iyi bilirsiniz yani sonuçta. Ona göre arkadaşlar burada biz bir tek bula bula en güvenilecek bu Aftermath'ı bulduk bugün. Daha evvel de koşmuş olduğu koşulara da baktık. Burada bir şekilde kazanacağını düşünüyoruz bunun. Gelmeye de bilir tabii. Dediğim gibi biz görüş alanımızın içinde ancak elimizden bu kadar geliyor. Birçok arkadaşımız da çok iyi paralar kazandı gerçekten. Burada 4'er, 5'er, 6'şer at geçiyoruz böyle ve sonunda da bunu veriyoruz. Ne kadar burada sağlıklı oluyor bilemiyoruz tabii. Ama biz ne görüyorsak onu söylüyoruz. Burada da gördüğümüz görüntü bu şekilde diyelim. Crunchy ile ilgili söyleyeceklerim sona eriyor arkadaşlar. İyi bir sabah geçirmeniz dileğiyle, cumartesi sabahı neşeli olsun ve iyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.